Merhaba çocuklar. Bugün ikinci dersimiz matematik. Öncelikle geçen hafta öğrendiğimiz konuları hatırlayalım ve bugün yapacağımız yeni konu hakkında birazcık konuşalım. Evet, hatırlıyor muyuz? Geçen hafta, bütün hafta boyunca ne yapmıştık? Çıkarma işlemi yapmıştık, değil miyim? Evet. Daha sonra ise cuma günü çıkarma işleminin elemanları olduğunu ve bunlar bize verilmediğinde nasıl işlem yapacağımızı öğrenmiştik. Gelin öncelikle bir hatırlayalım. Çıkarma işleminin elemanlarını hatırlıyoruz önce. Mesela evet, hemen alalım kalemi elime. Evet, mesela benim birinci sayım 6. 6'dan 2 çıksın. Kaç kalır? 4 kalır, değil mi? Benim buradaki 6 sayım ne olarak adlandırılır çıkarmada? Ne demiştik? Eksilen çıkan fark demiştik, değil mi? O zaman buradaki birinci sayı 6 eksilen olarak adlandırılıyor. 2 ise ne olarak adlandırılacak? Çıkan olarak adlandırılacak. Çıkan. Peki 4 ne olur burada? Fark olur, değil mi? Eksilen çıkan fark. Eksilen çıkan fark diye ezberleyerek hatırlayabiliriz bu işlemi. Peki, şimdi hemen bunları silelim ve geçen hafta öğrendiğimiz konuyu bir hatırlayalım ve yeni konumuza geçelim. Evet, öncelikle ben buraya sizin için bir çıkarma işlemi yazacağım. Burada bize çıkan verilmeyecek. Neydi mesela? 5'ten kaç çıkarsa 1 kalır. Burada neydi bu? Eksilendi, bu çıkandı. Bu da farklı, değil mi? Bakın çıkan bize verilmedi. Nasıl yapardık? Mesela öncelikle 5 tane topum varmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane topum varmış. Bakın bir tanesi kalıyor. Bir tanesi kalıyor. O zaman kaç tane çıkacak? 1, 2, 3, 4 tanesi çıkacak. O zaman buraya 4 yazıyorum, değil mi? Evet. Peki devam edelim o zaman. Şimdi hemen bu ekranı temizleyeyim. Bir iki tane daha örnek yapalım ve yeni konumuza geçelim. İyice hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu devamlı karşımıza çıkacak olan bir konu. Evet, mesela bu kez 4'ten kaç çıkarsa 2 kalır. Sorun bu. Ne yapıyorum? Önce 4 tane top çiziyorum. 4 tane topum varmış. 2 tanesi kalıyor. Bakın 1, 2 tanesi kaldı. Onları silmiyorum. O zaman kaç tanesini çıkarıyorum? 1, 2 tanesini çıkarıyorum. Buraya kalemin içine 2 yazıyorum. Peki bir tane daha yapalım o zaman. Bu kez 6'dan kaç çıkarsa 3 kalır. 6 tane topum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane topum var. Kaç kalıyormuş? 3 kalıyormuş. 1, 2, 3 tanesini silmiyorum. Kaç tane sileceğimi hemen sayalım. 1, 2, 3 tanesini sileceğim. O zaman buraya 3 yazıyorum. Bakın 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. Evet çocuklar. Şimdi gelin bugün yapacağımız yeni konumuza geçelim. Bugün yapacağımız konumuzda bu kez bize kitabımız eksileni vermeyecek. Yani ne demiştik biz çıkarma işlemi için etkinliklerimizde? Demiştik ki burada eksilen çıkan fark. Bu kez ne dedik? Eksilen verilmiyor. Diğer sayılar veriliyor. Bir sayıdan iki çıkarsa üç kalırmış. Bakın ne yapacağız? İki tanesi çıkacak. Üç kalacak. Nasıl bulabilirim ben bunu? Bunun çok kolay bir yolu var aslında. Eksileni bulmak için çıkan ve farkı toplarsam sonuca ulaşırım. Yani 2 ve 3'ü toplarsam kaç eder? 5 eder. Buraya hemen 5'i yazayım. Bir hemen bu işlemimiz doğru mu diye bir sağlamasını yapalım. Bakın 5 tane varmış. Şimdi unuttum ki eksileni ben buldum. Sadece bu işlemin doğru olup olmadığını yapıyorum. Bakıyorum. 5 tane topum varmış. Peki 2 tanesi çıkmış. 1, 2 tanesi çıkmış. Kaç tane kaldı bana geriye? 3 tane kaldı, değil mi? Demek ki bu işlem doğru oldu. Gelin birkaç tane daha etkinlik yapalım birlikte. Sonra kitaba geçelim. Daha iyi anlayacak zaten. Benim
Belli bir sayıda kalemim var. Bu kadar kalemimin arasından 4 tanesini çıkarıyorum ve bana 3 kalıyor. Bir sayıdan 4 çıkarsa 3 kalırmış. Ne yapacağım eksileni bulmadan? Bu ikisini toplayacağım değil miyim? O zaman hemen toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1, 2, 3 tane de burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ymiş demek ki benim cevabım. Buraya 7'yi yazıyorum. Evet çocuklar. Peki şimdi gelin artık kitabımızdaki etkinliklere geçelim. Ve daha iyi anlayalım yapacağımız etkinlikleri. Hemen kitabımızdan sayfa 210'u açıyoruz. Sayfa 210'u açıyoruz. Hemen ekranıma geldi benim kitabım. Bakın kitabım bu şekilde. Sizler de lütfen bu sayfayı kitabınızdan bulun. Kalem ve silklerinizi hazırlayın. Ve başlayalım etkinliklerimize. Bakın birinci soruda bize örnek verilmiş. Belli bir sayıda yumurtam varmış ve iki tanesi kırılmış. Bana 6 tane kalmış. Kırılmadan önce kaç taneydi o zaman? Nasıl bulacağım bunu? Bakın 6, 7 ve 8. Demek ki 8'i buraya yazıyorum. Devamını birlikte yapalım. Bakın benim belli bir sayıda bardağım varmış. 4 tanesini arkadaşıma veriyorum. Bana 2 tane kalıyor. Ne yapacağım? Bunları toplayacağım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. O zaman buraya 6'yı yazdım. Altındakine bakalım. Belli bir sayıda bir yere bir çiçek varmış. Ve bu çiçeklerden 3 tanesini çıkarıyorum. Bana 5 tane kalıyor. Ne yapacağım? Bu iki sayıyı toplayacağım. 5, 3 daha kaç eder? 8 eder değil mi? O zaman buraya hemen 8'i yazıyorum. Bakalım altındakine. Benim elimde belli bir sayıda kuş varmış. Ve bu kuşlardan bazıları uçmuş. Yani iki tanesi uçtu. Benim iki tane kuşum kaldı. Ne yapacağım? Bu iki sayıyı toplayacağım. Yani 2 artı 2 kaç eder? 4 eder değil mi? Buraya o zaman 4'ü yazıyorum. Evet, daha iyi anlamanız için diğer sayfalara geçelim birlikte. Bakalım. Öncelikle burada bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane pastam varmış. Bir tanesi çıkmış. Kaç tane kaldı? 4. Devam edelim. Burada belli bir sayıda cupcake'im var. 6 tanesi çıkıyor. Kaç tane kalıyor diye soruyor bize. Önce kaç tane cupcake'im varmış bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cupcake'im varmış. 6 tanesi çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi çıktı. Kaç tane kaldı? 1 tane kaldı. Nasıl yapacağımızı anladık mı bu sayfayı? Bu sayfa diğerlerine göre çok kolay. O yüzden bu sayfayı ödev olarak bırakıyorum. Sayfa 211 ödeviniz. Şimdi sayfa 212'ye bakıyoruz. Sayfa 212'de bu kez yine verilmeyeni bulalım diyor bize. Verilmeyen nedir burada? Eksilendir değil mi? Evet, biz ne demiştik? Basit yoldan bu ikisini toplarsak buna ulaşırız demiştik. Ama bize burada şekiller verilmiş. Şekillere bakarak aslında bulabiliriz bunun cevabını değil mi? Bakalım öncelikle kendi yöntemimizde yapalım. Benim size öğrettiğim yöntemde yapalım. Sonra cevabı kontrol etmek için bakalım şekillerimize. Mesela 2 ve 5 verilmiş bize. Bu ikisini toplarsa kaç eder? 7 eder değil mi? O zaman buraya 7'yi yazıyorum. Şimdi hemen doğru mu yaptım diye şekillerden kontrol edelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane uzay mekiğim varmış. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi çıkmış. Bana geriye 2 tane kalmış. Demek ki cevabım doğru. Gelin alttakileri birlikte yapalım. 3 ve 1 verilmiş. Yine eksileni sorduğu için ne yapıyorum? Toplama yapıyorum. 3, 1 daha kaç eder? 4 eder değil mi? O zaman buraya 4'ü yazdım. Bakalım şekillerden doğru mu yaptık? 1, 2, 3, 4 tane roketim varmış. Bir tanesi çıkmış. Ve geriye 3 tane roketim kalmış. Çok basit. Ne yapıyoruz çocuklar? Tekrardan söylüyorum. Eksileni bulmak için her zaman diğer iki tanesini topluyoruz.
Gelin alttakini de birlikte yapalım. Devamı size ödev olarak kalsın. Evet. Eksileni bulmak için çıkan ve farkı topluyorum. Bu ikisini topluyorum. 3. 2 daha kaç eder? 5 eder değil miyim? O zaman buraya 5'i yazıyorum. Daha sonra ise buradan kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru yapmışım. Anlaştık mı? Eksileni bulmak için çıkanı ve farkı topluyoruz. Hemen 212'yi ödev olarak bırakıyorum. Ve bakıyoruz hemen. Sayfa 213'e. 213'te de yine aynı şekilde etkinlikler verilmiş bize. Bu oranın tek farkı yan yana değil de alt alta toplama verilmiş. Hemen nasıl olacağını bulalım. Bugün yapacağımız son sayfa bu arada matematikten. Bakalım kaç tane civcivim varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane civcivim varmış. Buraya yazabilirim aslında ama benim yöntemimle nasıl yapardı? Çıkan ve farkı toplardık. 3, 3 daha kaç eder? 6 eder değil miyim? Evet. Biri basit yöntem, diğeri ise şekil çizme isteyen bir yöntem. Ben basit yöntemi tercih ediyorum her zaman. Bu kez buraya bakalım. 5 ve 1 verilmiş bize. Yine eksileni soruyorum. 5, 1 daha kaç eder? 6 eder. Buraya yazıyorum. Daha sonra da gelip buradan isterseniz kontrol edebilirsiniz. Evet çocuklar, bugünlük matematikte yapacağımız dersler bu kadar. Hemen sayfa 213'ü de işaretliyorsunuz. Birazdan sizlere hayat bilgisi dersimizin de videosunu da göndereceğim ve bugünlük derslerimizi bitirmiş olacak. Hayat bilgisi dersinde görüşürüz. Hoşçakalın.